Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldin. AVM'ye gidiyoruz. Bir şeyler almak istiyoruz. Üst baş ne var ne yok. Bir Zara'ya bakalım dedik. Bayağı trafik var. Böyle bir başlatmak istedim. İlk videom. Umarım her şey çok güzel olur. Çok heyecanlıyım ama yapacağız. AVM'de görüşürüz. Eve geleli herhalde bir saat olmuştur. AVM'de çekimim yarım kaldı çünkü şarjım bitti. Şarjımı da almamışım yanıma. O yüzden yani çektiğim yarım, en son Zara'da bıraktım herhalde. Bir daha yok. Arabaya döndüm, baktım şarj aletimi almamışım. O yüzden dedim ki bari eve gelince aldıklarımı gösteririm. Bana pek bir şey almadı. Genelde Yasin'e alışveriş yaptık. Şimdi aldıklarımızı böyle hemen göstereyim. Daha sonra videoyu kapatalım. Böyle 50'den bir ayakkabı aldık ona. Şöyle kısaca göstereyim. Böyle bir modelimiz. Kendime de birkaç bir şey aldım. Çok ufak şeyler. Şöyle bir terlik gördüm. Şöyle. Terliği çok beğendim, bilmiyorum, yazın herhalde ayağımdan çıkarmayacağım. Daha sonra onu şöyle keten bir pantolon aldık. Şöyle bir kumaş pantolon aldık tekrar. Bunu şu kupilerden aldım. Keten bir gömlek aldı kendisine. H&M'in gömlekleri çok güzel. Gerçekten bakabilirsiniz. Buraya birkaç tişört aldık. Şöyle lacivert. Şöyle bir basic tişört. Şöyle tokalar aldık. Evet, aldıklarımız bu kadardı. Şimdi sizi burada kapatıyorum. Yarın görüşmek üzere. İyi geceler. Ertesi günden herkese günaydın. Hiç uyanamamış bir haldeyiz. Şöyle Tuğba burada. Yasin'cim burada. İşe bırakıyor bizi, sağ olsun. Sabah günün vermiş olduğu yorgunlukla uyanamadık. O yüzden kocam sağ olsun yetişti ve bizi işe bırakıyor. Evet, herkese tekrardan merhaba. Bugün o kadar yoğunduk ki inanın açıp hiçbir şey çekemedim. Salı sallandı adeta. Çok yoğun bir gündü gerçekten. Şimdi tramvaydan indik ve evimize doğru gitmeye çalışıyoruz. Evet. Çok kalabalık. Fazla kalabalık. Sana devrediyorum bütün şeyi. Öyle yani. Şimdi eve gidiyorum, evde görüşürüz. telefonu alabilirim yani. Yolda gelirken bir şeyler çektim. Ne çektim bilmiyorum. Şu zamana kadar hiç bakmadım bile ama eğer güzel bir şeyler çektiysem atmayı düşünüyorum. Dediğim gibi şimdi geldim. Çok yorucu, çok yoğun bir gündü. Bir kahve yaptım. İçeyim. Gelen birkaç kargom var. Onları göstermek istiyorum size. Daha sonra görüşürüz. Evet, dediğim gibi birkaç kargom vardı. Bunları açalım birlikte. Bu neymiş? Kuru ciltler için krem arıyordum. Nemlendirici. Bu hem vücut hem yüz için kullanabiliyorsunuz. Bayağı da büyükmüş yani. Ve nemlendirici, yüz temizleyici, normal ve kuruya dönük ciltler içinmiş. Arıyordum. Hem nemlendiriyor hem temizliyor hem de kuru ciltler içinmiş yani. İkisini şöyle aldım. Dilan Polat. Ben görmüştüm hep. Bu cilt temizleyici tonik pet diyor bunu. Şöyle bir pirinç sabunu aldım. Bunu da çok övmüştü. Bunu da çok merak ediyorum. Şöyle bir şey. Burası lif herhalde. Şurada da sabunu var. Bir de şöyle bir saç bakım sütü aldım. Hacim, parlaklık, renk koruma ve nemlendirme diyor. Bunu da denemek istedim. Son olarak Atosun'dan bir gözlük aldım ama tabii dayanamadım, açtım. Baktım kırığı çıkıyor, bir şey var mı diye. Şöyle gözlük temizleme seti diye bir şey yollamışlar. Camı temizledim herhalde. Şu. Burası şöyle. Şöyle bir kabı var. Şunlar çıkıyor. Modelimiz bu. Evet. Şöyle. Yani. Güzel oldu sizce? Böyle bir şey aldım. Böyle. Yani şimdilik kargolarım bunlar. Yarın da Zara'dan bir paket bekliyorum. O da gelirse onunla gösteririm. Daha sonra bu videoyu kapatırım. Şimdilik kapatıyorum. Daha sonra. Bu arada bunu sizinle denemek istiyorum. Bakayım nasılmış şu bugün kargodan gelen yüz temizleme pedi vardı ya, tonik. Şöyle içerisinde 40 tane var sanırım. Şöyle bir paketi daha var, onu da açalım. Efe de uyuyor. Çok fazla bağırmak istemiyorum. Okuldan geldiği gibi yemeğini yer, uyur. Böyle bir 2 saat. Ben de işten gelmiş olurum. Babası alıyor onu. Arkadaşlar, umarım sesim gelir. Şunu açayım şöyle. Efe kreşe gidiyor bu arada. 4 yaşında kendisi. Oy anne. Şöyle bir şey, böyle bir şöyle açılan bir kapağı var. Şöyle ıslak bir pet. Yüzümde çok makyaj yok. Solaryuma girdim. Bu birkaç haftadır solaryuma giriyorum. O yüzden böyle bir bronzum. Şöyle bir yüzümü biraz temizleyeyim. Tabii ki bir allık bir bronzer vardı ama bakalım. Şu burun aralarım en çok. Evet. Bakar mısınız? Güzel. Kokusu da çok güzel. Böyle pudra kokuyor. Şöyle temizleyelim biraz. Görünüyor mu bilmiyorum ama yüzüm kıpkırmızı. Evet, dediğim gibi şöyle. Şu temizi mesela. Bu da benim çıkardığım. Gayet iyi. Dediğim gibi yüzümde çok makyaj yoktu. Sadece allık vardı ve çıkan şeye bakın ya. Şöyle şuraları da temizleyeyim. Duşa gireceğim. Zaten gözlerimi orada yaparım. Ama beğendim. Evet. Gayet güzel. Beğendim bunu. Siz de bakabilirsiniz. Bu Dilan Polat sayfasından aldım ben. Zaten kendi her gün gösteriyor. Şöyle. Şöyle tekrar bir göstereyim. Evet. Güzel. Beğendim. Bir de size ne göstereceğim? Bu Mattsum markasının argan yağı ve keratin derinlemesine besleyici, onarıcı, yenileyici bakım saç maskesini almıştım. Yani 1,5 hafta falan oldu. Haftada 2 kere uyguluyorum. Bir şey söyleyeyim mi? O kadar güzel ki, kokusu muhteşem gerçekten. Belki saçınızı yumuşacık yapıyor. Çok güzel kokuyor ve ben gerçekten saç uçlarımın böyle pütür pütürlülüğü, tabii ki yani sonuçta daha yeni kullanıyorum ama böyle pütür pütürlülüğü, böyle hafif yumuşak. Şu an bile mesela 2 günlük saçım. Normalde her gün yıkarım ama bazen 2 günde bir yıkamaya, hani birazcık yağlansın diye bekliyorum. Şu an bile o kadar yumuşak ve çok güzel kokuyor ki, kokusu hala var üstümdeki. Düzleştirici kullanan biriyim. Çok beğendim. Lütfen buna bakın. Uygun fiyatlı da yani. Argan yağı ve keratin. 20 dakika bekletiyorum duş öncesi. Daha sonra yıkıyorum. Bir de bunun saç spreyi vardı. Onu da göstereceğim size. Saç spreyi de bu arkadaşlar. Bu da aynı Mattsum markasının. Şöyle. Bu da argan kolajen diyor. Besler, yeniler, ısıya karşı korur. Tüm saç tipleri içinmiş. Ben bunu duştan sonra, dediğim gibi duştan sonra ıslak saça uyguluyorum. Böyle saç uçlarıma, sonra güzelce tarıyorum ve kurutuyorum. Dediğim gibi çok güzel parlaklık sağlıyor. Besliyor gibi, şu an daha yeni kullandığım için hani bir şey diyemeyeceğim ama azıcık böyle faydasını görüyor gibiyim. Bakalım, hepsini bitireyim, tekrar bir söyleyeceğim. Bu ikisine bakın yani şöyle. İsterseniz linklerini bırakacağım. Şimdi ben duşa gireyim. Videoyu açar mıyım, açmaz mıyım bilmiyorum. Çok uzun oldu, baktım çünkü. Zara'dan bir paketim gelecek dedim yarın. Onu da ayrı bir videoya çekeceğim. Beni buraya kadar dinlediyseniz, izlediyseniz çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup destek vermeyi unutmayın. Benim ilk videom. Nasıl çektim, nasıl yaptım bilmiyorum. Umarım güzel olmuştur. Devamı gelecek diye düşünüyorum. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.